Konya'ya gideceğiz. Kars göçmeni Dedeoğlu ailesine yönelik 7 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırı Türkiye'nin gündeminde. Olayın ardından Konya'ya giden AK Parti Kars milletvekili Yunus Kılıç hem o saldırının arka planını hem de yaşananlar sonrası HDP'den gelen etnik saldırı açıklamalarını CNN Türk'e değerlendirdi. Bu vahşete sebep olan bu aileyle Dedeoğullar arasında yıllardır süren ne yazık ki bir komşuluk husumeti olduğunu, en yakın olarak Mayıs ayında tekrar ettiğini, büyük bir kalabalıkla Dedeoğullar ailesine saldırdıklarını ve birkaç kişinin, iki kişinin şu anda tutuklu olduğu, davanızdan vazgeçin, tutukluları çıkaralım baskısından kaynaklanan bir netice bu. AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Dedeoğlu ailesine yönelik saldırının ardından Konya'ya giden AK Parti heyetinin içindeydi. Hemşerileri olan Karslı Dedeoğlu ailesinin 7 üyesinin öldürülmesini herkes lanetledi dedi. Tabii sebebi ne olursa olsun insanlık adına bir vahşet bu. Konyalısı, Karslısı, Türkiye'nin her tarafından gelen, iyi niyetli acıyı paylaşan insanların lanetlediği, lanetlenmesi gereken bir olay olarak görmek lazım. HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın yaptığı saldırı Kürtlere yönelik ve saldırının sorumlusu hükümet açıklamalarına da değindi Yunus Kılıç. Olayın nedeni Kürt-Türk meselesi değil dedi. Etnik ayrımcılığı körüklemeye çalışan, nefret söylemleri kullanan ne yazık ki tavırlar da gördük. Bu vahşeti yapan, bu zulmü yapan, bu insanlık dışı eylemi yapanlarla beraber bir de bunları kınamak lazım şu anda. Yunus Kılıç toplumun barışa ihtiyacı var dedi ve ekledi. Altından başka bir husumet çıkarmak, altından başka bir ayrımcılık, nefret söylemi çıkarmak bu topluma yapılabilecek en büyük düşmanlıktır.